Sayın Cumhurbaşkan Yardımcım, Sierra Leone'nin değerli Cumhurbaşkanı, çok değerli konuklar. Bu yıl 15. düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na hoş geldiniz dileklerimi sunuyorum. Törenimize teşriflerinizden dolayı şahsım ve bakanlık mensupları adına zatallerine ve tüm değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyor ve değerli katılımcıları sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle depremlerde, yangında, son zamanlarda meydana gelen yangında, selde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yaralılarımız var, onlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölgemizde ve dünyada savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen bu büyük organizasyonun ülkemize, siz katılımcılara ve dost ve müttefiklerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle dost ve müttefik ülkelerin temsilcilerini ve dünyanın önde gelen savunma sanayi firmalarının yöneticilerini salgın şartlarına rağmen ülkemizde görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve burada özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkan Yardımcım, savunma ve güvenlik konuları küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan politik, askeri ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak birçok ülkenin gündeminde ilk sırada yer almaktadır. Artık güçlü olmak için sadece günün koşullarına adapte olmak yeterli değil. Güçlü ve etkili olabilmek için geleceğin nasıl olacağını öngörmek ve buna göre proaktif tedbirler almak da gerekmektedir. Yarının dünyasında söz sahibi olmak isteyen ülkeler, savunma ve güvenlik stratejilerini güncel tutmak, risk ve tehditlere karşı hazırlıklı olmak zorundalar. Zira gelecek yıllarda harekat ortamının alacağı şekil, klasik yaklaşımlar ve geleneksel düşünme kalıplarıyla çözümlenemeyecek kadar zorlaşmaktadır. Bu kapsamda siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri analiziyle robotik ve otonom sistemleri yakından takip ediyoruz. Şu anda sürü dronlardan kuantum radarlara, lazer silahlardan yönlendirilmiş enerjiyi kullanan silahlara ve mikro uydulara kadar pek çok ürün ve teknoloji kullanılmakta ve her geçen günde bunların kullanımı gelişmektedir. Ayrıca geleceğin savunma teknolojilerinde uzay ve siber uzay alanları da kara, deniz ve hava dışında önemli bir harekat alanı olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Özellikle siber sistemler alanında üstünlüğü ele geçirmek, diğer harekat alanlarında başarılı olmanın da ön koşulu olacaktır. Bu nedenle teknolojik gelişmelerin lokomotifi olan savunma sanayinin önemi ve etkisi de her geçen gün artmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almak için her türlü gayreti göstermektedir. Bu kapsamda Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, teşviki ve desteğiyle savunma teknolojileri başta olmak üzere hemen her alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir, kaydetmektedir. Kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla çıktığımız bu yolda savunma sanayimizde yerlilik ve millilik oranımızı %20'lerden %80'ler seviyesine yaklaştırmayı başarmış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ancak geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz ve daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunun farkındayız, bilincindeyiz. Çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla ve yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Amacımız, milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen savunma sanayimizi etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla çok daha ileri seviyelere taşımak, küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye getirmektir. Bu çerçevede yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayi ürünlerinin tasarım dahil,
yerli ve milli imkanlarla üretilmesine malumları olduğu üzere büyük önem veriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılarken aynı zamanda tüm dost ve müttefiklerimizin ihtiyaçlarına da çözüm üretmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Geçtiğimiz pazar günü huzurlarınızda açık deniz karakol gemimiz Akhisar'ın saç kesme töreniyle dost, kardeş ve müttefik ülke Pakistan'la ortak projemiz olan MILGEM'in birinci gemisinin denize iniş törenini icra ettik. Diğer projelerimiz de hız kesmeden benzer şekilde sürdürülmektedir. Milli gemi, havadan bağımsız tahrikli denizaltı, fırtına ve Poyraz sistemleri, Panther obüsleri, radar ve elektronik harp sistemleri, ağır, orta ve hafif silah sistem ve mühimmatları, Atak ve Gökbey helikopterleri, Hürkuş, Milli Muharip Uçak Projesi, Atmaca, Bora, Kasırga, Hisar füze sistemleri, çeşitli elektronik harp sistemleri, İHA'larımız, SİHA'larımız, zırhlı araç projeleri, yerli ve milli savunma sanayi vizyonumuzun neticesi ürünlerimizdir. Gururla ifade etmek isterim ki bu projelerin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla ve direktifleriniz doğrultusunda yılmadan, yarılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla icra edilen harekatlarda Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak, alaka ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasında ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok coğrafyada üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemlerimizin katkısı açıkça görülmüştür, görülmektedir. Başta yerli ve milli İHA ve SİHA'lar olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve bunlar kullanılarak sahada yeteneklerini ispatlamış bu silah sistemlerimizi uluslararası standartlarda tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli firmalarımız dünya devleriyle yarışır hale gelmiş, milletçe gurur kaynağımız olmuştur. Biz insan kaynağımıza, potansiyelimize ve bunu güce dönüştürecek savunma sanayi firmalarımıza gerçekten güveniyoruz. Kamu, vakıf kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerimizin işbirliğiyle kritik projelerde azami ölçüde yerli ve milli bir savunma sanayine ulaşacağımıza ve ülkemizi uluslararası alanda teknoloji ihraç eden güçlü bir ülke konumuna taşıyacağımıza da bütün kalbimizle inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, biliyoruz ki üretilen silah ve sistemler ne kadar güçlü olursa olsun en etkin savunma, dostluk, kardeşlik, barış, istikrar ve güçlü işbirlikleriyle sağlanıyor. Bu açıdan dost ve müttefik ülkelerle askeri alanda ve savunma sanayi konusunda işbirlikleri kurmaya ve anlaşmalar yapmaya büyük önem veriyoruz. Zira Türk özel sektör kuruluşlarının yanı sıra yabancı girişimcilerin ülkemize yaptığı yatırımlar da savunma sanayimize büyük bir katma değer kazandırmaktadır. Bu nedenle dengeli bir işbirliğini hayata geçirmek isteyen ülke ve kuruluşların ülkemize yapacakları ve veya bizim dost ve kardeş ülkelerde yapacağımız yatırımlara desteğimiz mutlaka devam edecektir. Amacımız savunma sanayi alanında fayda maliyet analizi titizlikle yapılmış projeler geliştirerek işbirliği çalışmalarımızı en üst noktalara taşımaktır. Dolayısıyla İDEF'te savunma sanayi alanında işbirliklerinin başlatılmasının ve geliştirilmesinin önünü açacak anlaşma ve protokollerin imzalanacak olmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu burada belirtmek istiyorum. Nitekim fuara 83 ülkeden 163 heyet ile 700 yabancı olmak üzere toplam 1238 firma katılım sağlayacak. Bu kapsamda toplam 100 civarında anlaşma ve mutabakat metni imzalanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, yerli ve milli savunma sanayinin gelişimine vermiş olduğunuz önem ve destekleriniz için Zat-ı Devletlerine bir kez daha saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. İDEF 2021'e iştirak eden tüm katılımcılara ve bu organizasyonun düzenlemesinde emeği geçen herkese yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyor. Fuarın tüm katılımcılar için verimli geçmesini, ülkeler arası ilişkilerimize önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Arz ederim. Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyoruz.